Novella Recando bir Afrika ülkesi olan Burundi'de doğdu. Bu ülkenin geçmişinde bir sürü karışıklık ve sivil savaş, hatta katliam vardı. Novella'nın ilk kocası beklenmedik bir şekilde hayata gözlerini yumunca, Novella 5 çocuğuyla birlikte bir başına kaldı ve daha iyi bir hayat kurma umuduyla Avustralya'ya kaçtı. Kendine yeni bir iş ve kalacak yer buldu. Bir gün çalıştığı ajansta Bolinga Kalala ile tanıştı. Bolinga'nın İngilizcesi oldukça iyiydi ve ajansta çevirmenlik yapıyordu. Ve oldukça karışık bir ülke olan Kongo'dan gelmişti. Kısa sürede Novella ve Bolinga arasında bir aşk ateşlendi. Evlenip 3 çocuk dünyaya getirdiler. Hayatları oldukça güzel gidiyordu ama zamanla Novella Bolinga'nın karanlık bir tarafını fark etti. Adam en ufak şeye bile oldukça sinirleniyordu ve bazen fiziksel şiddet bile uyguluyordu ama sonra hemen pişmanlık duyup af diliyordu. Bu döngü birkaç kez tekrarlandı ve Novella artık bu durumu kabullendi. Burundi'den birkaç kilometre uzakta Novella'yı yetiştiren kadın, üvey annesi yaşıyordu. Bu ikisinin arası oldukça iyiydi ve teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde iletişimleri hiç kesilmemişti. Novella bir gün üvey annesinin vefat ettiği haberini aldı ve cenaze işlemleri için üvey annesinin yaşadığı yere gitti. Bu yolculuk ona kendisine şiddet uygulayan eşinden uzaklaşma ve özlediği ailesiyle yeniden buluşma şansı verdi. Ama bir yandan da 8 çocuğundan ayrı kalmak ona çok zor geliyordu. Cenaze kaldırıldıktan sonra Novella oldukça yorgun ve duygusal olarak bitkin bir şekilde otel odasına döndü ve kocasını arayıp hissettiklerini anlattı. Kocası bunu oldukça anlayışlı karşıladı ve dışarı çıkıp biraz hava almasını önerdi. Otelden çıkınca Novella bir adamın hızla kendisine yaklaştığını hissetti. Adam silahını çekti ve ''Sakın ses çıkarma, ses çıkarırsan seni vururum. Beni yakalarlar ama sen o vakte kadar çoktan ölmüş olursun.'' Bu söz kadını çok etkiledi ve korkudan bir şey yapamadı. Kadın silahlı adamlarla dolu bir arabaya bindirildi ve 45 dakika gözü kapalı halde bir binaya götürüldü ve bir sandalyeye bağlandı. Adamlar kadına bir sürü soru soruyordu. Sorduğu sorulardan bazıları şunlardı. ''Bu adama ne yaptın? Neden bu adam seni öldürmemizi söyledi?'' Bu sorular karşısında kadının kafası karıştı ve ''Hangi adamdan bahsediyorsunuz?'' dedi ve kadını kaçıranlar da ''Kocan'' diye cevap verdi. Sonra Bolingo'yu arayıp verdiği emri tekrar etmesini istediler. Bolingo gerçekten de kadının öldürülmesini istemişti. Ardından adamlar ''Seni öldürmeyeceğiz, kadınlara ve çocuklara bir şey yapmayız'' dediler. Adamlar Novella'yı 2 gün yanlarında tuttu ve Bolinga'ya onu öldürdüklerini söylediler ve parasını aldılar. Sonra Novella'yı şehre götürüp serbest bıraktılar ve Novella'nın cenaze işlemlerini başlattılar ve kadının öldüğünü kanıtlamak için telefonunu ve özel eşyalarının bir kısmını alıp Bolinga'ya gösterdiler. Novella cenazesinin yapıldığı gün Avustralya'ya geri döndü ve kendi cenazesine sürpriz konuk olarak katıldı. Onu gören Bolinga olanlara anlam veremedi ve çok şaşırmış taklidi yaptı. Novella ise ölü gözlerle bakıp ''Sürpriz, hala hayattayım'' dedi. Bolinga kısa sürede tutuklandı ve 9 yıl hapis cezası aldı.